Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarından herkese merhabalar. Bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşuyoruz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla. Türkiye'nin eğitimini, eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini laik, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitime hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini, Türkiye'nin değil sadece dünyanın kanallarından biri olan 23 derece ekranlarında konuşacağız. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var. Türkçesini söylüyorum. P4C eğitmen yöneticisi Doktor Burcu Topçu. Sayın Topçu. Merhaba. Değerli hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Değerli hocam, sizin gibi genç kadın felsefecileri görünce Hannah Arendt kadar olmasa da Türkiye adına umutkar oluyorum. Tam E4C nedir diye başlayacaktım ki sizin isminizin altında Doktor Burcu Topçu çocuklar için felsefe yazıyor. Hocam, bugün sizin aslında biz daha önceden de konuşmuştuk. Daha önceki evet. Programlarımızda. Sizin yeni bir kitabınız çıktı. Çocuklarla evet. Felsefe kitabı. Onun üzerine konuşacağız. Önce oradan başlayalım. Kitabın tam adı nedir? Ne zaman çıktı? Bir çevirelim kapağını. Bir görsün bizi yüz binlerce 23 derece izleyicisi. Bir tam göstereyim. Böyle ambiyans ekranı alalım tam. Çocuklar için felsefe. Evet, bu biraz daha bu tarafa alalım. Çocuklar için felsefe. Tamam. Evet, şöyle göstereyim. Kitabımız yaklaşık 2 ay önce çıktı. Adı Çocuklarla Felsefe, gördüğünüz gibi. Üniversiteden yüksek lisans ve doktora danışman hocam Sayın Profesör Doktor Ömer Özden'le ve yine felsefe bilim uzmanı Damla Melek Özden'le beraber yazdığımız, aslında pandemi döneminde evde olduğumuz süreçte yazdığımız bir kitap. Yayınlanması biraz zaman aldı. Yaklaşık 2 ay önce yayımlandı. Yani çocuklar için felsefe alanında, siz de tabii felsefeci olduğunuz için biliyorsunuzdur, yayın sıkıntısı var. Maalesef, maalesef. Yayınların çoğu yabancı dilden çevrilmiş yayınlar. Bunların da çevirilerinde sıkıntı olabiliyor. Ya da Türk eğitim sistemine, bizim çocuklarımızın düşünce yapısına, belki sözcükleri kelime dağarcığımızda olmayan sözcükler olabiliyor, uygun olmayabiliyor yani. Ben kendi kızlarımda da bunu yaşadım, okuttuğum için. Hocam, üzerine konuştuğumuz için. Bir dakika Sayın Topçu, sizin çocuklarınız mı var böyle genç bir annenin? Evet, 2 kızım var 10-11 evet. Yaşlarında. Aslında bu şöyle de bir avantaj. Ben daha önceden böyle bir yazı yazmıştım. Anneler çocukların ilk öğretmenleridir diye. Siz iyi bir felsefe öğretmeni, felsefe doktoru olduğunuz kadar da annelik deneyiminizle de bu kitapları aslında bir taraftan üretiyorsunuz. Ne mutlu. Evet. Hem size, çocuklarınız da bir yandan şanslı. Peki hocam, kitabın kapağında ben bir şey gördüm. Biraz daha kaldı, bir baykuş resmi gördüm. Niye baykuş koydunuz? Niye temsil ediyor baykuş? Var mı ya özel bir anlam? Bilgeliği falan mı temsil ediyor? Evet, yani bilgeliği temsil ettiğini düşündüğümüz için baykuşun, biliyorsunuz. Bunu çağrıştırır, anımsatır. O yüzden koyduk. O zaman Sayın Topçu, şunu sorayım ben size. Derdi olanlar türkü yakarlar. Sizin derdiniz ne? Niye böyle bir kitap yazdınız? Bu kitabın yazılış amacı nedir Burcu Hocam? Şimdi dediğim gibi, önce bu alanda sıkıntı var. Yayımlar, mevcut yayımlar çocuklarımızın yapısına, düşünce sistemine çok uygun değil diye düşünüyoruz. Çocukların anlamakta zorlandığını düşünüyoruz. Yani ben kendi deneyimlerimden hareketle bunu söylüyorum. Mümkün olduğunca kendi düşünce sistemimize, bilgimize, zihin yapımıza diyelim, daha uygun olacağını düşündüğümüz bir şekilde ürün ortaya koyduk. Bunu arkadaşlarımın çocukları da okudu, kendi çocuklarım da okudu. İçinde mesela bizim tarih ile ilgili bilgilerimiz de var. Nasrettin Hoca da geçiyor gibi.
O zaman şöyle bir şey sorayım hocam ben size. Bizi şu an yüz binlerce ebeveyn izliyor 23 derece ekranlarında. Ben evet. bir baba olarak 7 yaşında bir kızım var. Bu kitabı niye almıyorum? Yani kitabın içerik detayları nedir? Kitabın içinde neler var? Niye almalıyız biz kitabı içindekiler? Kitabı neden almalısınız? Öncelikle diğer kitaplardan tabii farkı da aslında burada ortaya çıkıyor. Felsefenin temel disiplinlerini çocuk burada görecek. Şimdi P4C, P4C atölyelerinde mesela cesaret kavramı üzerine konuşuluyor, korku kavramı üzerine, ahlak felsefesinin yani kavramları üzerine konuşuluyor. Ama bunun bir felsefe konusu olduğu, felsefenin ne olduğu üzerine konuşulmuyor. Bu bizce, bence felsefe için bir sıkıntı. Bunlar felsefenin, ahlak felsefesinin kavramlarıdır. Buradan hareketle de bunun aslında bir felsefe konusu olduğu, felsefenin de ne olduğunun da çocuklara anlatılması gerekiyor. Evet, çocuklar bir şeyler yapıyorlar bu atölyelerde ama ne yapıyorlar? Sayın Topçu, şunu doğru mu anladım? Hocam şunu doğru mu anladım? Önce şuradan başlayayım. Ben hani konuyu biliyorum ama bir sıradan izleyici için sorayım. Öncelikle bir P4C diye bir şey kullandınız. P4C ne demek? Oradan başlayalım. P4C ne demek? P4C, Philosophy for Children, çocuklar için felsefe. Şu an Avrupa'da, Türkiye'de de biliyorsunuz popüler olmaya başladı. Tabii bu kısmı beni mutlu ediyor, felsefenin bu kadar değer görmeye başlaması. Özellikle özel okullarda öğrenci ve veli çekmek amaçlı kullanılıyor. Bu güzel ama bu aslında felsefe yani. Sadece çocuklara inmiş hali diyebiliriz. Onların anlayabileceği. Şuradan devam edeyim. Siz dediniz ki, doğru anladıysam, bir kısmında evet. ya da neyim, çoğunda felsefe anlatılmıyor. Ne anlatıyorlar? Yani evet, kulağa hoş geliyor, güzel bir şey. P4C yani çocuklar için felsefe eğitimleri yapılsın ama tabii bunun doğru olarak yapılması da önemli ama siz orada anlatılanların çocukların bunun felsefe evet. olduğu farkında olmadığına dair bir şeyler söylediniz. Oradan evet. devam edelim. Kesinlikle. Şimdi örnek veriyorum, cesaret kavramı üzerine tartışılıyor. Çocuklar fikirlerini söylediğinde bu fikirler sınıflanıyor. Güzel bir şey bu. Ve bir fikrin zıttının da diğeri kadar, fikrin kendisi kadar değerli olduğu gösterilmeye çalışılıyor. Bu çok güzel bir çalışma. Evet. Ama bu etkinlik aslında bir düşünme, fikir yürütme, analiz yapma, yani felsefe etkinliğidir. Yani bu çocuklara verilmiyor. Bu felsefedir bu yapılan. Çocukların seviyesine uyarlanmış bir felsefedir. Evet. O zaman bu anlamda ama, Sayın Topçu, bu kitabın diğer çocuklarla felsefe kitaplarından farkını soracağım ama bu arada reji beni duyuyorsa şunu söyleyeyim. Bizim de nacizane, ben de bir felsefeciyim, eğitim felsefecisiyim. Kitaba katkımız olsun. Dünyanın en fazla takip edilen Twitter hesaplarından biri olarak. Tweet'i şöyle atalım. Yani Şahin Aybey'in Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programının konu işte Doktor Burcu Topçu falan ama çocuklarla felsefe kitabını konuştuk diyelim. Hocamı da etiketleyelim tweet'i atarken ki direkt kitabın da belki kapağını da bize atarsanız onu da koyabiliriz kapağını. Evet. Görürsün. En azından daha fazla bu kitaptan haberdar olunsun. Evet. Bu kitabın diğer şimdi, kitaplardan farkı ne Sayın Topçu? İşte farkı, bir hikaye, bir olay örgüsü var. Bu örgü devam ederken burada tabii içinde hikayeye yedirilmiş bir şekilde felsefe tartışmaları var. Ama bunun yanında çocuklar çözemedikleri bir sorunla karşılaşıyor ve dedelerine, bilge dedelerine bunu sorduklarında aslında bilge dedeleri bunun bir felsefe problemi olduğunu, felsefenin işte adı geçen, konusu geçen şu disiplinine ait olduğunu, bunun da şu demek olduğunu okuduğunuzda göreceksiniz, onu da açıklıyor. En sonunda bu açıklamanın yapılması bize orada felsefe ile ilgili bilgi veriyor. Yani çocuk felsefe nedir? İşte bilgi felsefesi nedir? Teknoloji felsefesi, sevgi felsefesi, spor, hikayenin içinde ve en sonunda da bu felsefe ile ilgili bilgiyi de edinmiş oluyor. Hikaye örgüsünün ardından. En sonda bilge dedenin bu örgünün sonunda adeta sazı eline alıp çocuklar aslında bu felsefenin şu disiplinde aittir, bu şu demektir diye açıklamalarda bulunması aslında Türk edebiyatında da uygulanan bir yöntem. En sonunda
Dede Korkut hikayelerinde. Aslında Dede bir Korkut'a mı edebiyata da bağlayacağım? bu anlamda. Dede falan dediniz ya, bu işin sonu Dede Korkut'a gider diye düşündüm. Ama tabii ben şöyle çok keyif alıyorum Sayın Topçu. Aslında bunlar çok güzel hareketler bunlar. Yani ekranlarımızda felsefe kelimesinin geçmesi bile, bırakın çocuklarla felsefeyi, Kesinlikle. bizleri heyecanlandırıyor. Çünkü bir ülke artık 21. yüzyılda topraklarının kaç metrekare olduğuyla değil, beyinlerinin kaç metrekare olduğuyla doğru orantılı. Bu Francis Bacon'ın bilgi Evet. güç devrimlerinden bu yana, bu Fransız devriminden, sanayi devriminden bu yana ve özellikle günümüzde bilgi devrimiyle beraber ülkeler artık sıcak savaşlar değil, soğuk savaşlar yapıyor. Bırakın savaşı, barış içinde yaşamanın yöntemi felsefe. Neden sonuç ilişkisi kurdurma David Hume'dan günümüze? O yüzden ben böyle sizin gibi değerli genç, kadın, felsefeci, bilim insanlarıyla, üstelik bir de bilimsel yanı olan kişilere felsefe konuşunca ülkem adına ümitkar oluyorum. İyi ki de sizin gibi değerli bilim insanlarımız var bu ülke için. Hocam, felsefe eğitimiyle P4C eğitiminin farkı nedir? Onu sorayım o zaman ben size. Bütün Şimdi bunların bu cevabı. karşıma çok geliyor benim. Tabii P4C yani P4C çok popüler oldu. Bu tabii çok hoşuma gidiyor. Felsefenin bu kadar gündemde Türkiye'de yer alması beni mutlu ediyor. Ama aslında P4C dediğimiz şey felsefenin anaokulu ya da ilkokul, ortaokul düzeyine uygulanmış halidir. Şu an biliyorsunuz liselerde sadece felsefe eğitimi var 10. ve 11. sınıflarda. Bunu küçük yaş düzeylerine uyarladığımızda buna P4C diyoruz. Aslında tamamıyla felsefenin bu yaş grubuna uyarlanmış halidir. Ben o yüzden çocuklar için felsefe demeyi tercih ediyorum. Yani bunu P4C'yi böyle çok farklı bir alanmış gibi, felsefeden farklı bir alanmış gibi, yeni icat edilmiş gibi sunulması benim aslında çok hoşuma gitmiyor ama yine de tabii bu vesileyle de olsa felsefenin adının geçmiş olması dahi mutlu ediyor. Aslında Peki. aynı şey, küçük yaş grubuna uyarlanmış olması Sayın felsefenin. Topçu, uygun görürseniz tabii o şey de çok güzel oluyor, böyle siz hemen yüzünüzün altında kitap öyle kalsın. Onu bozmayın arkadaşlar. Oradan Evet. alın. Yok, bu çok güzel. Çocuklarla felsefe kısmı kalsın. Hocam, malum ben de 25 yıllık bir eğitimci köşe yazar olarak bütün yaşamını Türk eğitim sistemine adamış birisi olarak bizim derdimiz eğitim. Programımızın ismi de Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin 25 yıldır olduğu üzere. Şimdi ben nihai nokta bunu şuraya bağlayacağım. Kitabın Türk eğitim sistemine katkısı nedir? Yani tabii ki buradan bir Hilmi Ziya Ülken'in eğitim felsefesi açılımını beklemiyoruz ama nedir yani? Çünkü nihai noktada oradaki o bir damla büyük okyanusa gelecek. Yani Türk eğitim sistemine katkısı nedir? Biraz da yanılıyor muyum? Bir eğitim Şimdi sisteminin gücü dayandığı eğitim felsefelerinin gücü kadardır. Çünkü eğitim felsefeleri eğitim modelleri ortaya koyarlar. Nedir yani bu kitabınızın bizim ne katkısı olacak? Biz niye alalım bu kitabı? yani Ben aldım hocam bu arada. şahane. Nasıl? Ben Pardon. aldım kitabı Anlat. bu arada. Herkes de mutlaka alsın. Nedeni şu, hatta bence birden fazla alıp sağa sola dağıtın. Çünkü çok, bütün samimiyetimle Evet. söylüyorum. Kitaplaşınız. Kitaplaşınız Evet. diyelim. Şimdi Şahin Bey, bunun için, bu son sorduğunuz soru için bir program gerekir. Ben kısaca, yani ben dediğim gibi çevremde çocuklara, okuyan çocuklarla konuştuğum zaman çocuk felsefe kavramını duymuş oluyor. Yani bu beni çok mutlu ediyor. Oradaki olay örgüsü tabii ki ilgisini çekiyor, içine çekiyor. Bunun yanında konuştuğumda çocuklarla felsefe kavramını öğrenmiş oluyorlar. Bir kere sadece bu kavramı duymuş olmaları bile bir kazanım. Ama bunun yanında dediğim gibi teknoloji kullanımı, ahlak felsefesinin kavramları, bu kavramlarla çocukların karşılaşmış olması, üzerine düşünmüş olmaları, eğer anlamadılarsa ebeveynlerine ya da öğretmenlerine sormuş olması ya da çevremde dönüp benimle bunun üstüne konuşmuş olmak istemeleri bile bir artıdır yani. Bu bile felsefe kavramını duyup da sormaları bile bence büyük bir artıdır. Bunun dışında dediğim gibi işte ahlak felsefesi ve kavramları, teknolojinin nasıl kullanılacağı, tarih ama tarih felsefesi. Bunlar üzerine sistematik mantık konusu da var bu arada. Düşünmeyi öğrenmeleri zaten çocukların analitik düşünme özelliğini kazanmasını, daha doğrusu bir adım atmasını
sağlayacaktır. Bu da eğitim sisteminin temeli zaten, düşünmeyi öğrenmek. Daha önce de konuşmuştuk yani. O zaman ezberci şimdi, eğitimin dışına çıkmak. Şöyle bir soru sorayım ben size. Siz dediniz ki hocam yani felsefenin aslında çocuklar için yapılan hali P4C 10. ve 11. sınıfta evet. felsefe dersleri var dediniz. Hani Türkiye eğitim sisteminin yönetsel problemleri, felsefi dayanakları, bunun dışında bunu yeterince yaptığımız binlerce programda dile getirdik. Şöyle sorayım o zaman ben size. Evet. Çocukların da ötesinde bunu minyatür çocuğa da uygulayabiliriz. Niye felsefe öğrenmeliyiz? Yani 10. sınıf 1. ünite. Niye felsefe öğren? Bir kişi benim derdim de kardeşim felsefe karın doyurmuyor. Felsefe bilmek, düşünmek evet. insanı mutsuz da kılıyor. Evet. Şimdi bu çok önemli bir konu. Evet. Şimdi ben bunu her dersimde hemen hemen söylüyorum. İnsan olmak demek sadece uyumak, yemek içmek demek değildir. Yani bunu hayvanlar da yapar. Bitkiler de fotosentez yapar. İnsan olmak demek akıl sahibi bir varlık olmak, düşünmek, sorgulamak, hayatı sorgulamak, merak etmek, şüphe etmek demektir. İnsan olmak bu demekse, bu otomatik olarak felsefe yapmak demektir. Düşünmek, analiz etmek, şüphe etmek, sorgulamak felsefe yapmak demektir. Akıl sahibi olan insanın otomatik olarak zaten felsefe yapması gerekir. Yani aksi takdirde insan olduğunu dahi, evrendeki diğer varlıklardan farklı olduğunu dahi fark edemez. Yer içer, uyur ve bir ömür böyle geçer gider. Ama eğer insansak ve akıl sahibi bir varlıksak, seçimlerde bulunma özelliği bizim fıtratımızda verilmişse, o zaman otomatik olarak zaten düşünen bir varlığız biz. Felsefe yapan bir varlığız. İnsan olmanın bir özelliğidir. İnsan olduğumuzu bize fark ettirir. Evrendeki yerimizi sorgulatır. O zaman etrafımıza daha farklı bakmaya başlarız. Başka hocam, şeyleri bu, de merak ettim. Bu bizim mutsuzlaştırmaz mı? Şimdi siz Sokrates'in at sineğinden hareketle ben sizi uyutmaya evet. değil uyandırmaya geldim diyorsunuz. Evet biz merak edeceğiz, sorgulayacağız, uyanacağız. Ama bu uyanma, hı hı. bu merak ediş, bu sorgulama, evet. metodik şüphecilik Descartes'ci anlamıyla ya evet. da işte şeyleri sorgulayınca eleştirip farkına varmak bizi mutsuz etmez mi bir tarafıyla da? Yani siz bizi mutsuz mu etmek istiyorsunuz? Neden mutsuz etsin ki? Gerçekten farkına vardır. Ama farkına varmak da bir artıdır yani hayatta. Yani hiç farkına varmamaktansa varıp yaşamak, o bilince ulaşmak, insan olduğunu ve evrende olan biteni merak edip sorgulamak, bence ben öyle düşünüyorum tabii, insanı mutlu eden bir durumdur. Hocam o zaman insanı mutlu eden derken bir anne babayı en fazla mutlu eden şey de herhalde siz de bir annesiniz, ben de bir babayım, kendi evladının mutluluğunu görmektir. Şu an bizi izlemekte olan yüz binlerce 23 derece izleyicisi ebeveyn adına şunu sorayım. Ben bir ebeveynim. Felsefeyle de pek ilgim yok. Çocuklara felsefeyi sevdirebilmek adına anne babalar sizin kitabınızı satın almanın ötesinde ne yapabilirler? Çocuklara felsefeyi nasıl sevdirebilir? Anne babalar için soruyorum. Bu sadece yani tabii ki bu felsefe üzerine yazılmış kitapları almak ve orada tartışılan konuları ya da soruları tabii ki çocuklara sormak önemli. Ama günlük hayatta da yaşanan olaylarda çocukların soru sormasına fırsat vermek, sonra çocuklar da sorulara cevap verdiğinde bu cevabı engellemeden ya da değiştirmeye çalışmadan, hayır öyle değil, öyle düşünmemelisin şeklinde değil de ucunu açık bırakıp istediği gibi cevap verebilmesine fırsat tanımak gerekiyor diye düşünüyorum. Düşünmenin önüne geçmeden, bir engel koymadan düşünmesini sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Önüne engel koyduğumuzda ya da hayır öyle değil, yani bunu tabii öğretmenler olarak yapabiliyoruz ya da yapabiliyor öğretmen arkadaşlarımız. Hayır öyle değil, böyle düşünmelisin şeklinde düşüncesine yön vermeden sadece
düşüncesini ifade edip bırakmasına, orada bırakmasına izin vermek gerekiyor. Ya yani bu önemli. Biz farkında olmadan eğitim sistemimizde hemen öyle değil bak, böyle düşünmelisin, düşüncen buraya doğru gitmeli şeklinde yön vermeyi seviyoruz. Bundan biraz vazgeçmek gerekiyor. Kendimizi aslında biraz daha geri plana çekip çocuğun daha klasik bir laf ama yani özgür ifade etmesine, klasik söylenişi bu, izin vermek gerekiyor. Bu zaten çocuğun kendini ifade edebilmesi, ardından yeni farklı şeyleri düşünmesine yol açacaktır diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Doya doya bir sohbet oldu. Son söyleyeceklerinizi bitirelim. Tekrardan çocuklar için felsefe kitabınız hayırlı olsun. Son söyleyeceğiniz cümlelerle bitirelim. Teşekkür ediyorum katıldığınız için tekrardan. Ben teşekkür ederim. Yani çocukların dediğin gibi düşünmesini, sorgulamasını, soru sormasını, özgürce cevap vermesini engellemeden, onu engelleyip bastırarak aslında içindeki yaşam enerjisini, bu çok önemli, yaşam enerjisini bastırmadan diğer kurumlar gibi, kurum derken kastettiğim ahlak gibi, kurumlar gibi sürekli baskı altında tutmadan bir rahat bırakıp çocukluğunu yaşamasına izin vererek özgür olmasını, kendini özgürce ifade etmesini sağlamamız önemli diye düşünüyorum. Biraz daha kurumlardan soyutlanmış olacaktır. Çocuk daha özgür hissedecektir. Yaşam enerjisi baskılanmayacaktır diye düşünüyorum. Rahat ya, düşünebilmesi için. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili 23 derece izleyicileri, son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün önemli bir konum vardı. P4C eğitmen eğiticisi, yani çocuklar için felsefe eğitmen eğiticisi Doktor Burcu Topçu ile çocuklarla felsefe kitabını konuştuk. Evet, Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programında yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek, herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.